Evet, herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Karaköy'deyim. Karaköy'de çok güzel lezzet duraklarına gideceğiz bugün ama böyle Kasım ayının ortalarındayız. Çok güzel de bir hava var ama yine de güneşe aldanmamak lazım. Yani giyelim, sahilde de olsak böyle pok pok bir esinti var. Şöyle güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Ondan sonra uğrayacağımız birkaç tane lezzet durağı daha olacak. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen videoya başlıyorum ama video başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Lafı çok uzatmıyorum. Karaköy lezzet durakları başlasın. Evet, şimdi Galata'da ilk durağımız kahvaltı için Galata simitçisi oldu. Burası buranın böyle 30 yıllık bir işletmesi ama evveliyatı çok eski. Şu anda 3. kuşak. 3. kuşak da Filiz abla. Hadi gelin güzel bir simitle kahvaltıyla başlayalım. Bir de sizi Filiz ablayla tanıştırayım. Burası kaç yıllık bir yer Filiz abla? Galata simitçisindeyiz öncelikle. 30 yıldır. 30 yıldır bu dükkanda evet. Ama. Evveliyatı evet. Da var demiştin evet, sen bana. Evet, yukarısı Güllüoğlu köşedeydik. Bir 5 sene orada yaptık. Ondan sonra Boğazkesen'deydik. Öyle. Sen 3. kuşak mıydın abla? Evet, 3. 4. de olabilir. 4. de evet. Geliyor diyorsun. Evet. Şimdi burada abla simit zaten olmazsa olmazı. Evet. Buranın değil mi? Esas ürünü simit. Esas ürünümüz simit, açma, çatal. Çatal zaten İstanbul'da, evet. İstanbul'un ilgili çatal kahvaltılarının yıldızı. Ben o zaman abla bir simit, bir de peynirle güzel bir kahvaltıyla başlayayım. Tabii buyurun. Senden ricam şöyle bir simit alayım ben. Şöyle oradan istediğinizi alabilirsiniz. Buradan mı? Ha, evet. Buradan kendim alıyorum. Kendiniz güzel. Seçin, kendiniz alın. Şöyle biraz orta kızarmışından şöyle bir tane alıyorum. Cengiz Han bir tane senin için alıyorum. Filiz abla bir de yanına bunu ben peynir alayım. Yanına şöyle beyaz bir verebilirim. Bir de üçgen peynir bir alayım. Bir de üçgen verebilirim. Kısa buyurun. Bir son olarak sana şu anki fiyat, simidin fiyatı nedir abla? 7 lira be efendim. 7 lira şu anda evet. Simidin fiyatı. Ablacığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben masaya geçiyorum. Tabii bekliyorum. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Simitleri aldık, peynirleri aldık da oturacak yer yok şu anda. Zaten böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 masalık yer burası. Bekliyoruz. Yer boşalsa oturacağız. Olmasa da şuraya çökeceğim yiyeceğim valla. Simitlerin soğumasını bekleyemem. Evet şimdi şöyle sıcak sıcak simitleri aldım geldim ama masanın boşalmasını beklerken böyle bir tık da ılıttım simitleri. Cengiz Han bu arada senin simidin altta kaldı o biraz daha sıcak merak etme. Şimdi yanına da şöyle güzel bir üçgen peynir aldım bir de beyaz peynir. Peynirimi açayım. Açamıyorum. Evet. Peynirimi açayım. Onu buraya yerleştireyim. Simidinden de güzel bir dokmadım valla hala sıcacık bu arada. Böyle sağlam kallavi bir lokmayla günün ilk öğünü. Evet.
Yani böyle bazı yerlerin yoruma ihtiyacı olmaz ya. Galata simidi, Galata simitçisi de öyle bir yer aslında. Yani gelin yiyin, yorum falan yapmayın. Gayet güzel bir simit, güzel bir kahvaltı öğünü. Bu arada Galata simitçisi burada zaten çok eski, çok bilinir. O hani sokakta gördüğünüz bazı seyyar simit tezgahları oldu ya, tadı da mağazada kalan bir simit olur. İşte onların simidi de tam olarak buradan geliyor. Burası da Fransız geçidinin hemen yanında. Karaköy'de Galata simitçisi diye kime sorsanız zaten size gösterir. Güzel bir kahvaltıyla güne başladık. Şimdi gideceğimiz başka duraklar var. Fazla da böyle videoyu doldurmadan bir sonraki durağa geçelim. Görüşmek üzere. Evet, şimdiki durağımda Üçen Sofra oldu. Burası Sivas'tan doğmuş bir marka. Üçüncü nesil bir marka. Sivas yaprak köftesinin de mucidi aynı zamanda. Tam böyle Karaköy Vapur İskelesi'nin karşısında. Şey, hadi gelin içeri gidelim, güzel bir yaprak köfte yiyelim. Hava da ufaktan ufaktan, güneş gittikçe soğuyor. Çok böyle üşümeden doğru ızgaraya doğru. Evet, şimdi tezgahta hem ustamla hem de Müjdat Bey'le buluştuk. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Bayağı hareketliyiz bu sıralar. Bayağı hareketli. Evet, aynen. Güzel evet. Bir yaprak köfte yemeye geldik. Çok güzel yaprak köftemiz var. Sadece et ve tuz. Et ve tuz. Aynen. O zaman ben şöyle isteyeyim abi. Ustamdan iki porsiyon. Evet. Hem ekip için. Tamam. Bir de benim için. İki porsiyon güzel bir yaprak köfteyle tabii. Başlayalım. Tabii. Burası zaten bugün ikinci durak. Şu hafif güzel. Bir kahvaltı yaptık. Tamam. Köfteyle de açıyı kapatacağız inşallah. Çok güzel olacak. O zaman Doğan Usta'nın iki tane yaprak köfteyi başlayalım biz. Üçen Sofra üçüncü kuşak değil mi şu anda? Evet, üçüncü nesil sofra oluyor. Aslında enler de isimlerden, dedelerin isimlerinin aynen hepsi öyle. Neyle? Ben onun bilgisini evet, almıştım evet, daha evet. Önce. Nuri Usta'dan Nuri gelen, Usta'dan evet geliyor. Dedeleri Nuri Usta. Yaprak köftenin mucidi aslında. Evet, aynen. Kesinlikle öyle. Bu köftenin özelliği zaten böyle incecik. Bu. Sır tarif. Evet, evet. Sır tarif. Gizli odalarda yaptığınız bir tarif değil mi? Kapitikleriniz üstünüze. Aynen öyle. Zaten çok ince bir köfte. Evet. Çok ince ama bu kadar ince olup da bu köftenin kurumaması beni çok şaşırtıyor. Evet. O da işte sır tarife kalıyor. Sır burada diyorsun evet, ha. Evet. Aynen öyle. Geldi bir taraftan. Bir porsiyonda kaç adet var? 5 adet köftemiz oluyor. 5 adet, köfte beş adet yaprak köftemiz. Yanında da pilavınız var. Evet. Pilavın bir özelliği var. Farklı bir pilav görüyorum ama bu. Ben şöyle ufaktan ufaktan şöyle nereden başlayacağımı karar veriyorum önce. Şöyle içinde bak şöyle köftenin de nasıl bir köfte olduğunu göstereyim size bak şöyle. Yumuşacık bir köfte ya. Arkamda Karaköy Vapur İskelesi. Martı sesleri ve vapur anonslarıyla böyle arkadan gelen seslerle köfteye başlıyorum. Yani o kadar lezzetli ki. Bu zaten az önce şefimde söylediği gibi sır bir tarif. Hani normal şartlarda bu kadar ince bir köfteyi, bu kadar yumuşak, bu kadar sulu sulu pişirmek gerçekten çok kolay bir iş değil. Şu anda Sivas'taki şube de devam ediyor. Yani orada da bu köftenin aynısını yiyebilirsiniz. Burada Karaköy'de de aynı köfteyi yiyebilirsiniz. Şu andaki porsiyon fiyatı da 98 lira. Ben şimdi bu güzel köfteye devam ediyorum. Güzel bir yemek yiyelim. Ondan sonra bir sonraki durakta da görüşürüz. We'll be right back.
Evet, şimdi de Karaköy'de Makaracılar Caddesi'nde böyle güzel bir balık yemeye geldim ama bu sefer farklı bir balık yiyeceğiz. Balık dürüm yiyeceğiz. Burada Super Mario diye tanınan, Super Mario diye bilinen balık dürümün mucidinin yanına geldik. Hadi gelin şöyle tezgaha doğru gidelim. Güzel bir balık dürüm hazırlayalım. Güzel balık dürüm yiyelim. Sana kolay gelsin. Evet, şimdi tezgaha doğru geldik. Zülfü Ustam'la buluştuk. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi güzel bir tezgah görüyorum burada. Ya burada uskumrumuz var. Uskumru var. Ondan sonra burada balık dürümümüz var. Bunlar hazırlanmış dürümler. Tabii tabii, bunlar hazır. Buranın olayı aslında burayı var eden şey balık dürüm değil mi abi? Evet abi, burayı meşhur eden kişi benim ustam. Süper Mario olan kişi. Süper Mario. Şurada salatan var, soslarım var, baharatlarım var. Onlar dürümleri gönderiyorsun öncelikle. Tabii. Şu soğan salatan mı o da? Tabii. Pişmiş o. Galiba değil mi o? Onu folyonun üstüne seriyorum. Baharatlıyorum. Daha sonra soğanı atıyorum, domates atıyorum, kapı biber atıyorum. O kendi kendine kavrulduğu zaman balığa ayrı bir lezzet veriyor. Çünkü ustam, o zaman güzel bir dürüm hazırlayalım mı? Tabii. Balıkla başladın. Balık geldi. Aynen. Evet, şimdi Zülfü Usta, artık yavaş yavaş dürümleri hazırlama vakti geldi mi? Aynen. Şu an salatamızı bırakıyorum. Karışık salatandan ekliyorsun. Tabii. Görürseniz rengarenk. Vallahi rengarenk bir salata ya. Mısır var, zeytin var, ceviz var içinde. Yani bunu başka bir yerde yemezsiniz zaten. Bunu yiyen zaten bir daha geliyor. Gördüğünüz gibi zaten etrafı çekerseniz. Evet evet. Yani baya yoğun talep de var. Şimdi esas meseleye geldik, baharat. Evet. Bu işin sırrı bu baharat. Ama sanki bu işin sırlarından en büyük etken de şu yan taraftaki zerzevatın mı? Ben zerzevat diyorum buna karışımda usta. Bunun bir adı var mı? Ya o adı soğanı közleme. Biz zaten közlüyoruz bunu. Ekstra içine bıraktığımız baharat var. Her eksisi var. Özel sosumuz var. İşte o Super Mario sosu yok mu? Süper Mario sosu. Bütün ocağın yakan sos Super Mario sosu değil mi? Tabii. Bütün sihir orada mı? Aynen, kesinlikle. Allah usta. İlk defa balık dürüm denildi. Bir de her parça domates ekliyorsun buna. Tabii. Çok sulandırmamak için. Evet evet, aynen öyle. Birer tane bırakıyorum. Sadece böyle bir o nefasetini versin. O lezzeti versin diye. Yeter. Çok hafif tuz, yani tuz bırakıyoruz. Genelde hafif tuz olursa iyidir. Limonumuzu. Limonun geldi. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Zaten ben uskumruyu çok severim usta. Yani şu salatayla, şu sosunla birleşince nasıl bir şey çıkacağını az çok tahmin. Benim ustam derdi ki bana, en güzel aşlar balıkla başlar. Balıkla başlar. Tabii. Benim birçok müşterim burada evlendi. Burada tanıştılar. Böyle. Tekrar, ooo çok güzel bir koku geldi ha. O sostan mı geldi o koku usta? Tabii. Vallahi mis gibi koktu. Susam mı attın usta? Tabii abi. Susam. Susam var. İçinde haşhaş var. Haşhaşın ayrı bir lezzeti var. Valla bunun iş aşaması da çok, işlemi de çokmuş. Tabii yani burada bekleyenler biraz sıra bekleyebilir ama beklediği sıra kesinlikle değecek. Değecek. Valla kokular onu gösteriyor. Oradan. Sabırsızlanıyor. Zülfü ustam, şu anda dürümümüz hazır. Aynen efendim. Bu şekilde bir dürümün fiyatı ne kadar şu anda? 45 lira efendim. Şu anki fiyatı da 45 lira. Tabii. Ben bu dürümü alıyorum ustacığım. Masaya geçiyorum. Afiyet şeker olsun efendim. Böyle güzel bir dürümden canım. Eline koluna sağlık. Sağ olsun efendim, ayağınıza sağlık. Hadi şimdi bunu ayaküstü yemeyelim. Sıcak zaten. Masaya doğru geçelim. Evet, şimdi masaya şöyle güzel dürüm geldi. İkiye bölünmüş şekilde geldi. Ben şöyle bir tanesini güzelce bir açıyorum. Yalnız var ya, baharatlar öyle güzel kokuyor ki anlatamam. Bayağı güzel kokuyor. Baharat seviyorsanız zaten şu koku hasta olacaksınız, o kesin. Biraz da sıcak. O yüzden ben şöyle yavaş yavaş
emin ısırıklarla kendime bir yol açıyorum şuradan. Uskumru'yu zaten çok severim. Böyle yutkunurum bir taraftan da. Böyle baharatlı maharatlı da ilk defa deneyeceğim. Böyle sağlam bir lokmayla başlıyorum. Cengizhan, tokum dedin. Bir tane daha yaptırmadın ama ben bu yarımı sana vermeyi düşünmüyorum. Afiyet olsun abi. Durum bayağı iyi. Çünkü usta anlattı ya böyle. Baharatımız şöyle özel, böyle özel diye. Daha önce tatmadığım bir lezzet yani, öyle söyleyeyim. Yani şu baharatların tadını muhtemelen daha önce siz de yememiş olabilirsiniz. Çok bambaşka bir aroması var. Zaten uskumrunun kendi böyle güzel bir tadı vardır. Baharatlarla, o soğan salatasıyla birleşince de efsane bir şey olmuş. Ben şimdi yavaş yavaş bu dürüme devam ediyorum. Daha uğrayacağımız bir durağımız daha var. Siz burayı şimdiden kaydedin. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Evet, Karaköy'deki bir diğer durağımda kılavuz döner. Güzel bir et döner yemek için buraya geldim. Biraz da geç kaldık. O yüzden lafı çok uzatmıyorum. Doğruca dönere doğru gidiyorum. Serhat Usta, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Abi dönerin sonuna yetiştik sanki. Aynen. Birazcık burayı 7 saate bırakınca. Aynen. Normalde bu saate bitiyordu. Kısmetimizde varmış demek yani. Aynen. Değil mi? Kısmetli olunca gelip buluyor. Aynen abi. Ustacığım, burası kaç yıllık bir mekandı? 15 yıl. Kılavuz döner 15 yıldır aynı yerinde değil mi? Karaköy'de. Aynen. Şimdi etini koydunuz ekmek arasına. Ondan sonra... Patates ekliyorsun bir patates de. Bu standart hazırlanışı bunun bu şekilde değil mi? Aynen. Fazla ekstradan malzeme isteyen olursa fazla atıyorum. Domates isteğe göre de soğan atıyorsun. Bir de orada tostta onu bir ısıtıyorsun. Evet. Bu şekilde yarım fiyatı ne kadar usta? 38. 38 lira. Evet. 50 gram 38 lira. Kaç gram? 50. 50 gram 38 lira şu anki ücreti. Ustacığım, o zaman bir tane aynı şekilde tam tekmil bir yarım ben de alayım. Tabii. Yani masada güzel bir döner yiyelim. Eline tamam. Koluna sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun size. Evet, şimdi içeriden şöyle güzel bir dönerimi aldım. Ekmek arası, yani patatesli, domatesli bir döner. Şöyle ona hafiften de bir pul biber takviyesi. İnşallah çok acı değildir bunlar ha. Valla acı acı da kokuyor. Şöyle güzel sağlam bir lokmayla başlıyorum. Karaköy lezzet rehberini hazırlarken en çok tavsiye edilen yerlerden bir tanesi de kılavuz dönerdi. Şimdi geldim de dönerin de birazcık sonuna yetiştim. Ama ona rağmen güzel bir döner yiyorum. Şimdi yavaş yavaş da videonun sonuna geldik. Kılavuz döner Karaköy'e geldiğinizde listenizde olması gereken bir yer. Böyle gelin ama daha erken saatlerde gelin. Dönerin bol bol olduğu bir zamanda gelin. Biz de yavaş yavaş artık videoyu kapatalım. Önce bir dönerimizi yiyelim. Cengizhan'da bir döner ısmarlayayım. Oradan kedi gibi bakıyor ufak ufak. Dönerimizi yiyelim. Sonra da yavaş yavaş videoyu kapatalım. Evet, Karaköy videosunun da sonuna geldik. Böyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizinle tavsiye edeceğiniz rotalar, tavsiye edeceğiniz mekanlar, böyle tarihi eski yerler varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada bu videonun yapımında emeği geçen sevgili Cengizhan Büyükkaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video oldu, çok eğlenceli bir çekim oldu. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.